Son yıllarda çok sık karşılaştığımız söylemlerden biridir. Bayan değil kadın. Biz aslında kibarlık yaptığımızı zannederken anladık ki meğer cinsiyet ayrımcılığı yapıyormuşuz. Peki insan olma üst paydasında buluşan bireyleri hangi durumlarda cinsiyetlerine göre tanımlamalıyız? Bizde sıfatlarda çok ayrım olmasa da İngilizce ve Fransızca gibi bazı dillerde bu ayrım keskin çizgilerle yer alır. Mr. ya da Mrs. hatta daha da derinleştirip Miss, Madam, Mademoiselle, Monsieur gibi hitaplar gelir soyadların başına cinsiyetleri tanımlamak için. Fakat özellikle son 2-3 yıldır Amerika merkezli başlayan sosyolojik bir hareketle bu kavramlar literatürden yavaş yavaş çıkmaya hazırlanıyor. Bu ilk etapta feminist bir hareketin sonucu gibi görünse de aslında bilimsel anlamda yapılan bir takım çalışmaların da etkisini kabul etmek gerekir. Beynin cinsiyeti ve cinsiyet kavramları üzerine pek çok çalışma yapılmaktadır. Cinsiyet kavramlarının oluşumu, gelişimi, değişimi, belki müdahale ile değiştirilmesi gibi farklı alanları kapsamaktadır bu çalışmalar. 2009 yılında Tel Aviv Üniversitesi'nde nörolog Daphne Joel beyindeki cinsiyet farklılıkları üzerine bir çalışma başlattı. Başlangıçta Joel popüler olan bir varsayımı paylaştı. Cinsiyet farklılıkları iki üreme sistemi ürettiği gibi iki farklı formda beyinler de üretebilir. Bir dişi, bir erkek. Ancak deneysel araştırmalar ilerledikçe 1400 adet beyin üzerinde yapılan MR taramaları gösterdi ki artık erkek ve kadınların sahip oldukları farklı beyin yapıları üzerine düşünmek yerine beynimizi maskülen ya da feminen özellikler barındıran bir mozaik olarak düşünmeliyiz. Bazı bilim insanları ise halen doğumdan önce bile erkek bebeklerin ve kız bebeklerin beyinlerinin farklı şekillerde gelişmekte olduğunu düşünmektedirler. Elektriksel ölçümler ise erkek bebeklerin ve kız bebeklerin beyin fonksiyonlarındaki farklılıkların doğum anında ortaya çıktığını göstermektedir. 3 aylıkken erkek ve kız bebeklerin beyinleri insan sesine farklı şekillerde tepki verirler. Yaşamın erken zamanlarında ortaya çıkmalarından ötürü bu farklılıkların cinsiyete bağlı genlerin veya hormonların bir ürünü olduğu varsayılır. Beyindeki cinsiyet farklılıklarının kız ve erkek bebeklerin gelişim çizelgelerine de yansıdığı görülmüştür. Duyusal ve bilişsel gelişim ölçütlerine göre kız bebekler biraz daha ileri düzeydedir. Görme, işitme, bellek, koklama, dokunma ya da buna benzer duyularla ilgili kız bebekler erkek bebeklere kıyasla daha güçlüdür. Kız bebekler aynı zamanda sosyal açıdan da daha uyumludurlar. İnsan seslerine ya da yüzlerine daha kolay yanıt verirler ya da başka bir bebeğin ağlamasına tepki olarak daha şiddetli bir şekilde ağlarlar. Genellikle ince motor ve dil becerilerinin gelişimi erkek bebeklerden daha hızlıdır. 2014 Avrupa Beyin Yılı etkinlikleri kapsamında bir konferans düzenlendi. Bu konferansta konuşan doçent doktor Sinan Canan, beynin de cinsiyetleri olduğunu belirtti. Beynin bir cinsiyeti var diyen Canan, yüzük ve işaret parmağı uzunluğundan beynin erkek mi dişi mi olduğunun anlaşılabileceğini aktardı. Doçent doktor Sinan Canan, bilişsel işlevler anlamında erkek ve kadına atfedilen bazı özellikler olduğunu aktardı. Anne karnında maruz kaldığımız testosteron miktarına göre beynimizin cinsiyeti belirlenebiliyor. Fazla testosterona maruz kalırsanız ki erkeklerin çoğunda böyledir ama stres durumlarında da bu hormon artabiliyor. Bu durumda dişi bebeklerdeki erkek beyni erkek bebeklerdeki dişi beyni görebiliyoruz. Yüzük parmağımız işaret parmağımızdan uzunsa erkek beynine sahibiz. Yüzük parmağımız işaret parmağımızla eşit ya da yüzük parmağımızdan daha kısaysa dişi bir beyne sahip olduğumuzu söylüyor doçent doktor Sinan Canan. Parmakların uzunluğunu kodlayan genlerle beynin cinsiyetini belirleyen genler aynı grupta. Testosteron etkisini buradan da görebiliyoruz. İlginç bir varsayım olmakla birlikte doğruluğu da tabii ki tartışmaya açık. Bu bilgiden sonra eminim ki parmaklarınıza bakmaktan kendinizi alamayacaksınız. 2013 yılında İsrailli, İsviçreli ve Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip, araştırmalarında 1400 kişinin manyetik rezonans görüntüleme tekniği kullanılarak elde edilmiş beyin görüntülerini inceledi. Uzmanlar görüntülerde her beyindeki beyaz ve gri hücreler arasındaki farklılıkları beynin farklı bölümlerle
arasındaki bağlantıları inceledi. Uzmanlar öncelikle kadın ve erkek beyni arasında örtüşen özellikleri, daha sonra da tamamen kadına özgü ve erkeğe özgü olarak nitelendirilebilecek özellikleri tespit etti. Araştırmanın sonuçlarına göre bazı beyin özelliklerine daha çok erkeklerde, bazılarındaysa daha çok kadınlarda rastlanıyor. Ancak bazı özelliklerse hem kadın hem erkek beyninde gözleniyor. İncelenen beyinlerin çoğunda her iki cinsiyete özgü özelliklerin de yer aldığı, sadece erkek veya sadece kadın beyni olarak nitelendirilebilecek beyinlerin sayısının azınlıkta olduğu kaydedildi. Örneğin gri hücreler baz alınarak yapılan incelemede incelenen beyinlerin yalnızca %6'sında sadece kadın ve sadece erkek özellikleri görüldüğü ifade edildi. Araştırmanın sonuçlarının yer aldığı makalede araştırmanın cinsiyete özgü eğitim tartışmaları bağlamında ilginç olduğuna dikkat çekildi. Devam eden pek çok araştırma da beyinlerin iki farklı kategoriye yığılamayacağını söylemektedir. Yani kafatasının altındaki kütle dişi de değildir, erkek de. Çoğu beyin hem feminen hem maskülen özelliklere sahip olan heterojen bir yapıdadır. Öte yandan çoğumuz toplumsal cinsiyet eşitliğine değer veriyor olsak da toplumumuzda erkekler ve kadınlar arasında çok köklü farklılıklar olduğu inancı güçlü bir şekilde devam etmektedir. Çocukların cinsiyetçi olmayan ortamlarda yetiştirmeye çalışan ailelerin birçoğu kızlarının traktörü değil de bebeklerle oynamayı, erkek çocuklarınsa zamanlarını bir şeyler inşa ederek geçirmeyi tercih ettiklerinden yakınmaktadır. Peki beyin mozaik bir yapıysa bu davranış farklılıklarının tümü öğrenmeden mi kaynaklanıyor? Toplumsal girdiler beynin belirli taraflarını uyarır ve şekillendirir. Günümüzde yapılan birçok çalışma cinsiyet farklılıkları da dahil olmak üzere aile ve kültürün beyin gelişiminde büyük bir rol oynadığını kanıtlamıştır. Aynı düşünce, duygu ya da davranışlar sürekli tekrarlandığında beyindeki bu yollar daha güçlü ve daha belirgin hale gelir. Dolayısıyla bu görüşte erkek ve dişi beyinler benzer başlar ancak kişiye davranılma biçimi, kişilerin nasıl beklentiler altında yetiştiği ve tekrar tekrar yerine getirdiği görevler nedeniyle zamanla beynin yapısı değişir. Ergenlik öncesi erkek ve dişi beyinlerin dikkate değer şekilde benzer göründükleri araştırmalar vardır. Dolayısıyla burada bir paradoks vardır. Zamanla beynin bağlantılarını değiştiren şey sadece biyolojik cinsiyet mi yoksa deneyimlerimiz midir? Beyindeki toplumsal cinsiyet farklılıklarının az da olsa varoluşsal mı yoksa yetiştirilmeden kaynaklı bir şey olduğu konusunda kesin bir yargıya varmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. İnsanlık tarihinde tüm toplumsal girdiler doğan her yeni bebeğe bahşedilen zengin kültürel mirastır. Aralarında değişiklik göstermelerine rağmen tüm toplumlar biyolojik cinsiyeti kültürel anlamla tartar, şekillendirir. Cinsiyetin toplumsallaşması doğumla başlar. Fakat kültür değiştiğinde geçmiştekilere oranla farklı ödül, ceza, norm ve sonuçlar ortaya çıktıkça cinsiyetin davranış farklılıklarının kalıpları da değişecektir. Bu araştırmalar gösteriyor ki tıpkı toplumda kadın ve erkekler birbirini nasıl tamamlıyorsa her bireyin de beyninde maskülen ve feminen öğeler birbirini tamamlamakta. Şayet bu açıdan bakabilirsek kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet olaylarının da önüne geçebilmek mümkün olacaktır. Cinsiyetçi kalıpları yıkarak duygusal bir erkeğe de, lider bir kadına da saygı ve kabul geliştirmek, yaratıcılığa, iletişime, barışa daha fazla kapı açacaktır. Hoşçakalın.